Dünya turuyla devam edelim. Kur'an yakma eylemlerine Danimarka'da katıldı. İnananların isyanına Kopenhag yönetimi arka çıktı. Birçok vatandaşımız Müslüman ve hepsi Danimarka nüfusunun değerli bir parçası diyen Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı. Amerika sınırında bir bar Molotov kokteyli saldırıya uğradı. Alev kapanına dönen mekanda 11 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Polisin önceliği o saldırganın yakalanması. Küresel ısınmanın etkileri Avrupa'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. İtalya'da günlerdir fırtına etkili oluyor, dev ağaçlar bile felakete karşı koyamıyor. Hindistan'da ise selin faturasını inekler ödedi. Nehre dönen yolda akıntıya kapılan hayvanlar işte böyle sürüklendi. Yemek yapmak için mutfağa girdi, tüpün patlamasıyla herkes öldü zannetti ama o panikle koşarak dışarı çıkabildi.